여기도 지금 상인님 하고 양이 지금 기재인들이 레진 베이스레지오는 이따신도 올드는 데모카틱 라이스 레진 베이스는 이따신도 올드는 그 어느 시절에 우리나라 과학에서는 길미지아지 와 파인테만 메트리오상 알고 기도 görünüyor tamam şimdi masada oturulacak o zaman akla kara meydana çıkacak şimdi düzeni değiştirmek gibi değil anayasada ne yazıyorsa gerçekten olsun diyor bak bizim bir anayasa değişikliği diye bir meselemiz var bizim yorumumuz tatbikat anayasaya tamamen aykırı geliyor şimdi laiklik diyorsun bugün Türkiye'de yapılan tatbikat laiklik değil İşte dünyada laiklik. Laiklik ne demek? Bütün inançlara eşit mane vermek ve bu inançlara saygı göstermek. İşte iki kişi anayasa, iki kişi laiklik dedin mi? 27. maddesinde ne demek? Devlet öğretim yaparken halkın inancına aykırı öğretim yapamaz. Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi'nin 4. maddesinde diyor. Devletler halklarına öğretim yaparken halkın dinine göre demiyor, mezhebine göre resim yapacak. Dünyada bütün bunların hepsi tespit edilmiş. Bir tek ilke var, tatbikatıyla. Bunun dışında. Ben ne halk tanırım, ne dini tanırım, ne tarihini tanırım. Bugüne kadar dinlerin özellikleri budur. 24 Aralık'ın en büyük özellikleridir. Bunu ileride tarih edilecek. Türkiye'de en büyük değişiklik olur. Bu da savaşan yönetimler son bulacak. Hocam çok uyumlu. Biz bunlarla konuşurken laikliğin ne olduğunu herkes bilmiyor. Bunları takip ettiğiniz zaman hiçbir şey söyleyemeyecekler. Demokrasi diyor. Demokrasi ne demek? Halk kendini yönetecek ve halkın istediği yapılır. Öyle mi tamam? Bunun tek savunucusu Refah Partisi. Görüyorsunuz daha ilk günden halk böyle istedi ama biz halkın istediğini nasıl değiştirebiliriz sabahlarına girenler onlar değil. Yanılgı içindeler. Tehlike içindeler. Ve söyledikleri sözler ilim ışığında ortaya konduğu zaman gerçekler karşısında hiçbir şey söyleyemeyecek. Yani hocam mesela 24. madde bu ikisi isteğine var mı düşünsün? Hayır, bütün madde senin 24. maddeyi ANAP'ta kaldırmak istemiştir, DYP'de kaldırmak istemiştir o müzakerelerde ve söz vermişlerdir. Gelin, şimdilik bunları yapalım mı? Onu sonra yapalım. Biz de hayır. Niçin sonra? Yaparsınız şimdi beraber yapacağız demişsiniz. Şimdi sonradan ona tekrar dönüşeceklerine itimat etmemişsiniz. Ama 24. maddenin kaldırılması ANAP'ın da programında var, DYP'nin de programında var. Zaten bunlar tabanlarla başkasını kabul ettiremezler. Biz bu milleti, bu halkı tanıyoruz. Onun için böyle haklı meseleler. Hiçbir şey 162 maddeyi bu meclis ittifakla kaldıramadı. Peki 162 maddeyi kaldırmak ne demek? 24. maddeyi de kaldırmak demek. Onu yapan meclis şimdi bunu da yapacak. Bunlar hiçbir içinde ittifak çıkmaz. Yeter ki niyet olsun, ön yargı olmasın, ilim ve akılcılık esas olsun. Ne de demokrasiye samimi olarak sabit kalınsın. Bu temel prensiplerin ışığında Türkiye'nin çözemediği bir mesele yok. Şimdi bir an için düşünün. Yanlış bir ses var. Bu ifetleri değiştirmek lazım. Bu ifetle ne kendilerine ne millete faydalı olamazlar. Ben size bir şey söyleyeyim. Bunların her birisiyle o kadar mükemmel koalisyon kurabiliriz. Ve halkın bütün yaptığı hizmetleri o kadar mükemmel bir şekilde yapabiliriz ki herkes de hayran kalır. Tek parti gibi çalışmak mümkün değil. Şartı ne? İyi milletle yüzeyleri değiştirip samimi olarak halka hizmet etmek, noktasından birleşmek. Bu olduğu anda diğerlerini refah yapacaksınız. O zaman baştan söyledim. Artık ilişkili yapılırken parti ayrımı yok. Refah yok, ANAP yok, DYP yok. Halk var ve hizmet. Peki hocam, şöyle bir şey var. Yani şimdi Cumhuriyet Birliği, öbür partilerin gördüğü Cumhuriyet Birliği Avrupa Birliği'ne geçişin bir ara dönemidir. Anladığım kadarıyla ki Avrupa Birliği'ne gitmeyeceğiz. Gayet tabii. Ve Avrupa'nın kendisi de
zaten ben sizi 2010 yılına kadar düşünmüyorum. Dolayısıyla böyle bir mesele söz konusu değil. Bunlar nazari şeyler. Bırak şimdi sen Avrupa Birliği'ni falan arkadaş. Bu yönetmeliğinin gayesini münasebetlerini arttırmak. Bakıyla alışverişinde tamam. Libere edelim. Tamam. Gümrükle indirelim. Tamam. Temel değişikliği siyasi konu olan mı? Şimdi konu nereye geliyor? Şimdi de bunu nasıl yapalım? Yani bunu yapacağı diye değil, benim de söylediğim gibi, kendimizi bir köle yapmaya lüzum yok. Bizim kardeş Müslüman ülkelerine alışverişimizi engellemeye lüzum. Şimdi bunlar tuttular, Pakistan'a ve Malezya'ya yazı yazdı. Biz gümrük birliğine girdik, artık sizinle alışveriş yapalım, size kota koyalım. Düşünebiliyor musun? Şimdi bizim karşımıza gelip bunu savunabilirler mi? Fakat bizim ticari yönü hocam. Bir de Batı'yla, yani bir de Batı'nın lideri olan Amerika'yla politik ilişkilerimiz var. Evet. Bu nasıl ilişkilerimiz var? Politik ilişkilerde şahsiyetli, karşılıklı menfaate dayanan güvenli, bağımsız bir ülkenin politikası seçimi düzenlenecek. Bugüne kadar sizi bildiğiniz. Onlar oraya gidiyor, üçüncü katiple görüşmek için üç hafta kapıda bekliyor. Onlar davet etmediği halde fotoğraf seçtireceğim diye toplantıya gidiyor. Hayır. Şimdi bizimle beraber oldukları zaman bunları yapamaz. Efendim, ben süremizin sonuna doğru geliyoruz. Müsaade ederseniz ben müdahale etmek durumundayım. Sırasıyla tekrar bir soru hakkı vereceğim. Bu sefer İmrul Bey sizden başlayalım. Oradan bu tarafa doğru gelsin. Peki efendim, bugüne kadar Türkiye'de birçok kabineler kuruldu. Bunların performansı, işte gördüğünüz gibi bugüne kadar netice alamadığımıza göre herhalde çok iyi değildi. Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılara bakarak da iyi olmadığı ortada. Şimdi burada sizin için kabinenizin performansını nasıl ölçeceksiniz? Bu işi bir başbakan olarak nasıl denetleyeceksiniz? Evet. Ve siz efendim bir şey söylemek istiyorum. Acaba 70 yıl gözü yapmayı düşünüyor musunuz? 70'te öldü gibi. Olabilir. Tabii. Önce çok önemli bir konuya temas ettiğiniz. Türkiye'de artık kabinelerin ve bakanlıkların çalışma şekli değişir. Büyük belediyelerde bunu gerçekleştirir. Bundan önce Türkiye'de bir takım belgeler var idi. Bir ana sıhhatı tutmayısı dolayısıyla, eskiden beri gelen iyi dolayısıyla, orada çoğunluk diyelim ki adalet farkı. Bitti, hiç iş yapmadan, iş gibi göbekli bir adam, sırf adalet partisinin adayı olduğu için oyları alıyor. Hiç hizmete yapmıyor. İzin vermek istemiyorum. Ama bunun pek çok misalleri var, canlı misaller şu anda hepsi kafamın içinde. Belediye binası bile yok, 20 sene adam belediye başkanı. Çamur çarptı, mahvolmuş belge. Ama gene seçiliyor. Niçin? Halk partisine karşı. Sadece bu faktörden belediye başkanı 20 sene seçildi. Ama onun yanındaki bir belgede Refah Partisi, bu 27 Mart'tan 9 ayın belediye başkanlığını kazandı. Kazanınca önce bir defa belgenin suyunu getirdi. Belediye binasını bitirdi. Ve tarlaların sulamalarını, belgeyi ana yola bağlayan 17 kilometreyi kendisi asfaltladı. 7-8 tane belediyeye kazı makinesi dahil taşıtlar aldı, temin etti. Ve o belgeden ilçe merkezindeki İmam Hatip okuluna giden çocukları da tamamen bedava olarak taşıdık. Bütün bu hizmetleri halk gördü, yandaki belgede gördü. 27 Mart'ta o belgede de tabii Refah Partisi kazandı. Artık 20 yıllık mütegallide eski Adalet Partisi'ne adam seçimi kazanamadı. Şimdi bu Türkiye genelinde bir genel manzaradır. Başka partilerden insanlar da şimdi mutlaka hizmet etmek mevcutundadırlar. Çünkü Refah yeni bir çığır açmıştı. Şimdi biz belediyelerde açtığımız bu çığırı hükümette, bakanlıklarda da açacağız. Bizim yeni kabinemizde herhangi bir bakan, fiyaka için bakan olmuyor. Ya
o görevi layıkıyla yapmak zorunda. Hangi partiden olursa olsun, iki parti ayrımı yok. Arkadaş, sen orman başkanın mı? Buyur bak. Bizim ormanlarımız Almanya'nın 4. Sen bizden trilyonlar isteyip sadece harcaya yapabilirsin. Sen bize yıldaş kadar milyar dolar getirir. Madeni kontrol eden bakanlık. Biz dünyanın en zengin madeni seçiyoruz. 3 milyar dolarlık petrol gibi maden alıyor. Ne münasebet? 1-3 milyar dolarlık maden satacak. Bunu yapamayan insan madenle ilgili bakan olamaz. Ormanı ıslah edemeyen insan orman bakanı olamaz. Hangi partiden olursa olsun. Onun için şimdi bakanlık zor bir iş olur. Yani mutlaka bu batmış olan gemide uyuyan insan değil, bir pompa gibi çalışan insan olacak. Çünkü bu batık geminin başka türlüsü kalması mümkün değil. İşte şimdi biz yeni hükümeti kurarken, biz bir parti ayrımı yapken, bu partimizdeki insanların bakan olmak seversin desin. Ama adım adım takip edeceğiz. Eğer bu görevi yapamazsan 3 ay sonra sana tahammül edemeyiz arkadaşlar. Çünkü bu bir Allah vergisi. Bu istemekle olmaz. Allah değil sana bu kabiliyeti verdiyse o. Hiç yeni bakanlık fikirleri düşünüyor musun? Elbette. Biz halkın derdine uygun bakanlık seçmek istiyoruz. Mesela bir istihdam bakanlığı. Şimdi halkımızın en büyük derdi sonra istihdam. 11 milyon işsizimiz var. O rakamlar geçersiz. 11 milyon insana iş bulmak. Bilhassa Güney Doğu başta olmak üzere Doğu Anadolu'da insanlarımızın ilk ihtiyaçlarının süratle karşılanması lazım. Bu en büyük derdin sahibi yok. Şimdi sahibi olur. Bir bakan arkadaşımız, hatta ilçe bazında, bin tane ilçede işsizliklerin ortadan kalkması için sistematik olarak bunu ortadan kaldıracak istihdam projeleri adım adım takip edecek ilgili bakanlıklarla koordineli bir şekilde bir aşk insanlarımıza iş yeri hazırlayacak. Yeni hükümetin sonra mesela diyelim ki bir işçi bakanımız olur, esnaf bakanımız olur. İşçimizin bu kadar derdi var, sahibi yok. Köylü bakanı olur. Tarım Bakanı başka, köylü bakanı. Biz insanları esas alacağız. Şu kadar milyon köylümüzün meselesini bu insan takip edecek ve her kararda köylümüzün menfaatini düşünecek. Bilmem işçi sendikaları gelip de hükümetten bana şu hakkımı ver demese lüzum kalmayacak. Bizim kabinemizin işçi bakanı işçi sendikasına gidecek. Ne hizmet istiyorsunuz arkadaşlar? Nasıl yapmamızı tavsiye ediyorsunuz diyecek. Yani hükümet nazari IMF hükümetleri olmaktan çıkacak, milli görüş hükümeti olacak, halkın derdine çare arayan mesul insanlar topluluğu olacak. Çünkü biz gardiyan devlet değil, garson devleti gerçekleştirecek. Garson devlet yapısıyla da mutlaka ona uygun şekil almak mecburiyet. Evet. Buyurun Ali Bey. Hocam 25 Aralık'tan itibaren çok uyumlu bir profil çiziyorsunuz. Fakat buna mukabil diğer parti temsilcileri, temsilcileri hatta liderleri çok uzlaşmaz bir tavır içerisinde. Hatta kategorik bir ayrım yapıyorlar. Bazen de Refah Partisi'nin mesuliyetini dahi sorguluyorlar. Siz tek ikna gücünüze inanıyorsunuz. Biz bunlarla bir masaya oturduğumuz zaman her halükarda bunları ikna ederiz. Evet. Peki böyle yapmaktansa madem bunlar sizinle ortaklık kurmak istemiyor, hatta masaya oturup evet konuşmak da istemiyor, öyle evet anlaşılıyor. Sizin muhalefette kalmanız daha doğru, daha uygun olmaz mı? Onlar demesin. Mesela iddianıza göre bunların evet kadroları yok, programları yok, inançları da yok bu meseleleri içerisinde konusunda. Bu sizi daha içinize gelmez mi? Şimdi bakınız, millet size bir görev vermiş. Demokrasiye saygılı olmak başkalarına tavsiye etmedenince kendimize bu tavsiyeyi yapmamız lazım. Millet bize diyor ki bu görevi size veriyor. Öyleyse şimdi bu görevi canla başla yapmak için elimizden gelen gayreti göstermekle mükellefiz.
Millet bu görevi bize vermişken, muhalefette olmak bizim daha lehimize girişerek, milletin verdiği görevden şu yahut bir şekilde, gayri samim bir şekilde istinad edecek olursak, işte gönülden demokrasiye bağlı olmak açısından hata yapar. Millet bize görev vermiş, milletin kararına saygı olacağız, bu görev bizimdir, bunu yerine getirmek için bütün gücümüzü kullanacağız. Ancak bunlar hepsi milletin önünde olur. Şimdi nasıl bir tavır takıldığını millet çok iyi biliyor, takip ediyor. Şimdi koalisyon müzakerelerinde de her şey milletin önünde olacak. Bu yönden gibi farkı muhal olarak söylüyorum. Ben arkadaşlarımızın bu işin resmi prosedüründe bugüne kadarki tavırlarını takılmayacaklarını kesinlikle biliyorum. Ama farkı muhal olur. Hatta müzakere yapılır. Müzakerelerde bütün söylenen makul şeyler olduğu halde bir ön yargıyla hayır biz böyle bir şey yapmak istemiyoruz dediler. Bunu tabii millet takdir ediyor. Farz edin sürekli böyle bir şey söyledi. İşte o zaman mesuliyet bizden gider. Biz o zaman hakikaten madem böyle o halde bu yönü siz yapın deriz ve kahvemizi içeriz, tiyatroyu seyrederiz. Böyle bir durum tabii refahsatçı çok kısa zamanda devletleştirecektir. Bunların kendi aralarında bir şey yapmaları da mümkün değildir. Neyle söylüyorum ben bunu? Mümkün olsaydı yapmaları gerekirdi. Bu seçim bunları güçlendirmedi, bunları zayıflattı. Kuvvetliyken yapamadı. Bu seçimden önce ANAP'ın takriben 100 milletvekili, CHP'nin 185 milletvekili. 285 milletvekilleri var. 450'nin 285 demek, 550'de 348 demek. Şimdi 260'a düşmüştür. 348 iken yapamadığınızı 260'la nasıl yapacaksınız? Bu bir aritmetik bakımından mecazidirler. İkincisi muhteva bakımından. Bakın en önemli şeyi söylüyorum şimdi. İlk yapmanın her zaman ifade ettiğim gibi hangi iş olursa 6 tane temel şartı var. Bu bir altın zincir. Önce inancınız olur. Arkadan ilim sahibi olur. Arkasından planlı programınız olur. Bu planı programlı size kadronuz olacak, takip güçlüyetiniz olacak ve intihar. Bu altı halkalı bir ilim. Peki intihar süretim mi yoksa sonuçlandırma? Sonuçlandırma. Yani sonuna kadar takip ediyor. Asıl sonu olmadıkça ne kıymeti var? Şimdi mesela Kilder Hanım çıkmış, Güneydoğu'da hayvancılığı geliştireceğini demiş. Ne bu? Televizyonda bir show. Ne planlar, ne programlar, ne yürütecek kadro var. Ne takip var, ne imkan. Bu kadar yıl geç. Ne olmuş? Bu kadar yıl. Bütün talebeleri üniversiteye koyacağım. Aynı şekilde bu kadar yıl. Ne demiş? Enflasyonu bitireceğim. Hiçbir şey yapamam. Niçin? Bu söylediğim sana hiç yapmanın bu temel şartı yok. Bir daha söylüyorum, inan, ilim, plan, program, kadro, takip ve intihar. Şimdi bu partilerimizde samimi olarak söylüyorum, bunların hepsinin bulunmaz, bir tane eksik olursa hiç yapılmaz. Ne yazık ki hiçbirisi tam manada yok. Hiçbirisinde bu söylediklerim tam manada yok. Olmadığı için bunları hiç yapamaz. Şimdi ne olacak? Beraber kaybolacak. Bu eksikliği refah partisi kapatacak. Ve böylece de halka evliliğine hizmet yapılır. Onlar refah partisine ümumiyete katkıda bulundukları zaman ülkeye faydalı olurlar. Kendi kendilerine ben yapacağım dedikleri zaman yapamazlar. Ben işte 12 yıllık son tatbikatı söylüyorum. İşte 50 yıllık tatbikatı söylüyorum. Bizim ki biz vaktiyle hükümetteyken 2 yıl gibi kısa bir zamanda 2-3 tane trilyonluk tesisi kurmuş bir aksiyonun sahibiyiz. Bunun 70 tanesini ilk sende bitirdik. 30 yıl bir tek kimi çatmamış olan bir makine kimya bizim yönetimimize geçince 2 yılda 28 tane fabrika kurdu. Bu durup dururken olmadı. Biz her ay 44 tane önemli ve ilgili bakanlarla koordinasyon toplantıları yaptık. Yani bu söylediğim takipçilerin tarzı.
sonra plan, sonra inançlı kadrolar. Ve bunu yapacağımız olan azmimiz ile bunları başardık. Şimdi de 400 tane belediyede aynı şekilde başarıyoruz. İşte 2 milyar dolar borçla aldık. Yolsuzluklar içine mahvolmuştuk. Evliya gibi bir üniversite profesörünü getirdik. Şimdi bizim çok kıymetli kadrolarımız. Ve bir yılda bu işi şimdi kendi gözüyle 11 trilyon yatırım yapıyor. 4 ayda bir baraj bitiriyor. Buyurun neydi ne oldu? Nasıl oldu bu iş? Bu söylediğim 6 tane halka. Bu Refah Partisi'nde var. Refah Partisi'nden başka Türkiye'nin meselesinin çözülecek hiçbir alternatif yoktur. Şimdi hepsi denemiş. Halk da inanmıyor. İnanmadığını da zaten ispat etmiş. Bu işe ancak Refah Sezer benim. Bütün gerçekler ortada. Öyleyse sözün istediğimize göre halkın verdiği karara uyar. Efendim, seçimlerden önceki tavrınız ve söyleminiz ve seçim sonrasındaki tavrınız biraz değişik. Bu arada partimizin içerisinden de çeşitli ve değişik açıklamalar geliyor. Acaba bu değişiklik, bu yumuşama Mesut Yılmaz'ın arzu ettiği hükümet kurulsun diye bir özür dilemeye kadar varacaktı benim birinci sorumdu. İkincisi de sizin başarınızdan rahatsız olan partiler var ama bu arada Cumhurbaşkanı Demirel'in de fazla rahat olmadığı görülüyor. Özellikle bazı açıklamaları var, bazı davranışları var. Bu arada Anayasa Mahkemesi yeni bir üye atadı. Bu üye nereden bakarsanız usullere ve yasalara aykırı gözüküyor. Buna rağmen atadı. Oradan çıkartılan bir sonuç var. O da Refah Partisi'nin iktidar olması durumunda Anayasa Mahkemesi'ni bitip senato gibi çalıştırmak, meclisten geçen bütün yasaları otomatik olarak Anayasa Mahkemesi'ne göndermek gibi bir niyeti olduğu varsayılıyor. Bunlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Eğer bu cennet sistemi tıkayan veya hükümeti tıkayan Cumhurbaşkanı olursa Cumhurbaşkanı'nı indirmeye kadar varabilecek bir tavrınız olabilir mi? Şimdi önce birinci konuyu cevaplandırmak istiyorum. Seçim önceki konuşmalarla seçimden sonraki konuşmalar. Bu değişiklik çok doğal. Seçim esnasında görevimiz neydi? Halka gerçekleri tanıtmak. Bu görevi yapmak için elbette diğer partilerin temel özellikleri nedir? Bunu halka bildirmek vazifemizdir. Bunu en açık bir şekilde bildirmek için elden gelen gayreti göstermek de vazifemizdir. O zaman o görev yapılmıştır. Halka, millete ülkeye hizmet niyetiyle. Şimdi seçim oldu. Şimdi görevleri, şimdi halkın dertlerine çare bulmak. Halkın dertlerine çare bulursan şimdi artık senden deneyelim yoktur. Demin söylediğim gibi. İşte dertler. Hadi bakalım nasıl çözeceğiz diye samimi bir şekilde, kardeşane bir şekilde el birliğiyle çalışmak dönemiz. Biz seçimden önce nasıl görevimizi yapmaya çalıştıysak, seçimden sonraki tutumumuzda da aynı şekilde çalışıyoruz. Partimizin içerisinde değişik sesler diye bir şey söz konusu değildir. Bildiğiniz gibi bizim Refah Partimiz 4 milyon üyesiyle dünyanın en büyük kuruluşu. Dünyada Refah Partisi bir parti yok. Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti'nin üyesiyle 200 yıl. Ve çalışmalarındaki disiplin diye bütün dünyaya örnek bir organizasyondur. İnançlı gayri bir çalışması da zaten hiçbir başka organizasyonla kıyas kabul etmez. Tabii seçimden sonra ülkemizin bir hükümete kavuşması için çeşitli partimiz mensupları, çeşitli temasları yapmışlardı. Bu temaslarda zemin yoklamak için, fikir almak için çeşitli görüşleri ortaya koymuşlardı. Bunların hiçbirisi partimizin hükmü şahsiyetiyle ilgili mensuplarda ne davranışlardı? Bunun dolayısıyla biri böyle söyledi, biri şöyle söyledi, biri şöyle söyledi şeklinde bir dağınıklık söz konusu değildir. Bir ilaçıyla iyi bulmak için yapılmış çalışmalardır. Bu da takdirle karşılanması lazım gelen bir konu. Şimdi tabii bu özür dileme vesaire meselelerine gelince bunların abartılmaması lazım. Önce bir defa bu yapılan ithamlar varit değildir. Yani partimizin yetkilileri şöyle yaptı, böyle yaptı diye bir şey var.
parti ama hem tersine o partilerin Refah Partisi hakkında söyledikleri kesin şeyler var. Rabıtlarla, teyitlerle, Anadolu Ajansı'nın bantlarıyla. Mesela Sayın Mesut Yılmaz'ın Refah Partisi için söylediği fevkalade yanlış sözler var. Ben onları tekrar bile etmek istemiyorum. Ama seçim esnasında bir hata yapmış. Şimdi o sözü söyledi diye. Biz Sayın Yılmaz'la konuşurken, kardeşim sen önce bilmem Yalova'da yaptığın şu konuşmaya bir tövbe et bakayım. Demenin kime ne fayda? Onun için tekrar ediyorum. Şimdi günden seçim öncesi gün. Halkın derdi ve çağrıları. Bu prensip altı çalışılacaktır. Olgun bir şekilde çalışılacaktır. Ağır başlı bir şekilde, iyi niyetle, kardeşhane bir şekilde halka hizmet etme tarihiyle çalışılacaktır. Çalışmanın metodu budur. Sayın Cumhurbaşkanımız bilindiği gibi tecrübeli bir insandır. Ve yıllarca demokrasinin mücadelesini yapmıştır kimsesiz. Kendisinin 1971 yılında o zaman da söylemiştir, şimdi de söylemiştir. Ne demiştir? Başbakanın milletvekili demiştir. 91. Şimdi bunu tekrar da yine verir. Başka bir şey daha söylemiştir. Eğer hatta şu söz kendisinin sözüdür. Meclis yemin eder. Görev bana verilmezse ben bu görevi Cumhurbaşkanından alacak değilim. Kendim hükümet kurma çalışmalarını başlarım. Çünkü bu görevi bana zaten millet vermiştir. Bunlar Sayın Demirel'in sözlerdir. Hepsi mevcut evraklarla kesilmiş olan sözlerdir. Bu sözlerden böyle bir broşür bizim elimizde mevcuttur. Bunun mevcut olması, yani Demirel o zaman öyle söylüyor, şimdi başka türlü tavır takınıyor diye değil. Bunlar hakikaten doğru sözler de onun. Doğru sözlere bir örnek olarak elimizin altında bulunuyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözleri herkes kendine göre bir tarafa seçmeye kalkıyor. Sen ise en son Adana'da dün ne dedi? Dedi ki demokrasinin kuralları belli. Bu kurallarda ne demek bunun manası? En fazla oy alan partiye tabii görev verilecek. Bu görevi yaparken bütün partilerin iyi niyetle davranmaları lazım gelir. Herkesin yapıcı olması lazım gelir. İşte deneyimli bir cumhurbaşkanı söyleyeceği sözler bunlar için bu sözleri söylemiştir. Ve bu istikamette de hareket edeceğinden zerre kadar şüphemiz yok. Şimdi bazı yerlere bazı tayinlerin yapılması için tabii bütün şartları bilerek yorumlamak lazım gelir. Hata da yapılmış olabilir. Ben sizin şeylerinizi, çalışmalarınızı takdirle katılıyorum. Yani Anayasa Mahkemesi yeni bir üye usulüne uygun tayin edilmemiştir noktası üzerinde duruyorsunuz. Bu konuda sizi haklı buluyorum. Yani bürokratik kesimden bir boşalma olduğu halde adalet yönünden bir kimseyle doldurulması işi kamillere de, işin bünyesine de uymamaktadır. Bir hata varsa düzeltilir. Yalnız bu münasebetle bir şeyin üzerinde durmak istiyorum. Nasıl şimdi Refah Partisi hükümeti kurulmadan önce devletin bir takım dövizlerinin satılarak dışarılara götürülmesi hususunda bir duyum aldık ve bunu halkımıza, bütün milletimize açıkladık ve bana gelen haberlere göre şimdi yetkililer dolayısıyla çok dikkatli ve titiz davranışa geçtilerse o açıklamamızın çok faydalı olduğunu ben şimdi yeni aldığım haberlerle görüyorum. Şimdi bir başka konuya da işaret etmek istiyorum. Yeni hükümet kuruluncaya kadar bir takım bakanlıklara bir takım atamalar yapılıyor. Bunlar hiçbirisinin bir zorunluluğu yok. Bize getirilen bilgilere göre bakanlıkların bir kısmına 1000 tane insan atanıyor. Bu yangından mal kaçırmaya benziyor. Onun için
bu atamaların şu anda durdurulması lazım. Fevkalade zaruri bir şey varsa tabi yapılır. Ancak tabi bu atamaları gözden geçireceğiz haber veriyor. Bunlar partizan maksatlarla yapılmışsa, usulsüz, yersiz bir şekilde yapılmışsa tabi gerekenler yerine getirilecek. Aynı şekilde mesela şimdi Yargıtay'da 14 tane yeni üyenin tayini söz konusudur. Bu üyelerin tayini için en titiz incelemeler yapılmalıdır ve yeni hükümetin kurulması beklenmeli. Bunlar böyle yeni hükümet kurulmadan alel acele, hele tek yanlış, maksatlı tayinler şekilde yapılırsa elbette bu devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. O itibarla buyurduğumuz noktada bu açıklamayı yapmayı bir görev sayıyorum. Devlet ciddiyetine uygun şekilde hareket etmek gerektiriyor. Hocam bu gündeme getirilen seçimlerden biri de sizi görevi alıp görevi yerine getirmeye çalıştıktan sonra hükümeti kuramazsanız özellikle Tansan'ın beklentisinin bu olduğu söyleniyor. Görevin Tansan'la verilmesi onun da belki isteyerek hükümet oluşturmadan ülkeyi yeniden bir erken seçime Cumhurbaşkanı'nın kararıyla götürme. Böyle bir plandan mı söz ediliyor? Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz? Bir erken seçime yeniden var mısınız? Hiç şüphesiz değil. Her zaman seçime varız ve seçim sadece Refah Partisi'nin daha da büyütür. Ancak yeni bir seçimden çıkıldığı bir anda böyle şeylerin konuşulmasını dahi fevkalade yanlış görüyor. Şimdi zaman artık boş şeylerle vakit geçirmek değil. Bir an evvel halkın derdinin çözülecek hükümetin kurulması, kolların sıvanıp halkın derdinin çözülmesi. 11 milyon işçisi olan, demin de söyledim, mutfak masrafı 11 milyon lira olduğu halde 5 milyon lirayla geçim savaşını veren ve bu son zamlarla biz bütün eziyen insanlarımız, onların çektikleri sıkıntıları biz biliyoruz. O sıkıntılar, o manzaramız gözümüzün önünde dururken, bir an evvel onlara çare bulmak için çıkılmamız lazım gelirken, ülkeyi tekrar 3 ay, 5 ay, 6 ay kaos içerisine sokmanın hiçbir faydası yok. Kimse bunu düşünmesin, herkes aklını başına alsın, milletin önündedir ve bir an evvel iyi niyetle halka nasıl hizmet edebilirim bir kesime kendisini göstersin. Bu yolda Refah Partisi olarak tabii bu söylediğimiz esaslara uygun hareket etmenin gayreti içindeyiz. Ancak sizin söylediğiniz gibi bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı halkın önündeki bu hatalı, bu maksatlı davranışlarla böyle bir erken seçim olursa halk ne yapacağını çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. O sefer bu iş %22 ile bitmez, yanardağ gibi patlar. Dolayısıyla ne taraftan baksalar hiçbir kaçamak noktası yok. Değişmek kanun, hak gelince batıl zahir olur. Bunu değiştirmek için batılı daha fazla devam ettireyim mümkün değil. Bakın Lincoln dahi bunu ifade etmiştir. Yani bir zulümü, bir yanlışı siz ufak bir cümleye bir süre tatbik edebilirsiniz. Büyük bir çoğunluğa da bir zulmü tatbik edebilirsiniz. Ama ila nihaya bir zulmü büyük bir çoğunluğa tatbik etmeniz mümkün değildir demiş. Onun için bu işin hiçbir kaçamak noktası yok. Refah geldi, müjdeler olsun. Efendim, son bir yalnız kısa cevap vermenizi rica etsin. Son soruyu da ben sormak istiyorum. Şu anda konuşulanlar bir hükümet kurma çerçevesinde oldu baştan sona. Yalnız hükümeti en rahat hangi partiyle kurabilirsiniz? Ya da şu anda Sayın Mesut Yılmaz'ın özellikle Milli Mutabakat Hükümeti gibi ya da sol partilerin sizin de Anavatan Partisi'nde olduğu bir takım hükümet alternatifleri, koalisyon alternatifleri var. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Geniş tabanlı bir hükümet denilerek %50'nin üzerinde oy desteği olan bir hükümete ihtiyaç var mı? Bu konularda kanaatiniz nedir efendim? Önce sondan başlayayım. Bu ihtiyaç seçilere bağlı değil. Bu inanç ve muhteva meselesi. Şu anda ihtiyaç olan halkın dertlerinin çözülecek inançlı bir kadronun işe başlamasıdır. Bunun tabanı bilmem %50 mi, %60 mi, %45 mi, bundan bir şeyleri yok.
görüyorum. Uyuduğumuz hususlara, yani şimdi bu esas sahilinde gereken müzakereler yapılarak halkımızın derdine çare bulunacaktır. Dünyanın her yerinde bu dönemler yaşanmıştır. Türkiye'de de yaşanmıştır. Bir kere daha ifade ediyorum. Bizim bundan önce koalisyonları kurduğumuz dönemlerdeki şartlar bugünkünden çok daha ağırdır. Biz kurduk, faydalı ve hayırlı hizmetler yaptık. Şimdi gene aynı şeyler yapılacaktır. Bunlar yapılırken biz bunların bütün programlarını, ne söylediklerini çok dikkatli bir şekilde uzmanlarımıza heyetlerimizi incelettirdik. Benim de gösterdim. Evet. Şimdi ben burada, şu partinin dosyasında yeşiller çok daha fazla, şunun gibiyle morlar daha fazla diye bir hesap yaparsam hatalı olur. Ya bu iş müzakereyle belli olacak. Bu müzakereler esnasında durum kendisini gösterecektir. Ve en faydalı olduğuna karar verilen istikameti hükümet kurularak hizmete başlayacaktır. Nazari alternatif olarak söylüyorum. Bu Araplı olabilir, bu CHP ile olabilir, bu CHP-SHP ile olabilir. Belki siz nazari olarak şu anda hatırınızdan yetiştirilmeliyiz ama ben bir başka şekilde daha da nazari olarak söz konusu olabilir söylüyorum. O da Refah Partisi'nin ANAP ve CHP ikisini de yanına alarak yapabileceği koalisyonu. Bu da bir alternatiftir. Bunun ne gibi faydalar temin edeceği konusu da ayrıca müzakere edilmesi icap eden bir husustur. Ve bunlar tıpkı da mümkündür. Mümkündür. Bunlar kendileriyle yapılacak olan temaslarda alınacak olan izlenimlerden sonra değerlendirilecek en faydalı görülen üzerine gidilir. Bu temaslar sonucunda bunlardan en faydalısı Refah ANAP ve DYP de olabilir. Onun için şu anda yeşillere bakarak en uygunu budur diye bir karar vermemiz isabetli bir davranış değildir. Biz hepsine açığız, hepsiyle iyi niyetle beraber birlikte hizmet edebiliriz ve de bunu zaten yaptık. Biz Halk Partisi ile koalisyon yaptık. Biz Adalet Partisi ile koalisyon yaptık. Milliyetçi Hareket Partisi ile koalisyon yaptık. Güven Partisi ile koalisyon yaptık. Bugünkü partiler de nihayet onların benzerleridir. Demek ki dışımızdaki dört partinin dördüyle koalisyon yapabilirsiniz. Mesele iyi niyet, halka el birliğiyle hizmet etmeyi isteyin ve bu da mümkündür ha. Yani bunun zorlamasından izin yok. Sadece basit bir ses değiştirmek zorunda. Bu takımdan yanlış tavırlar değiştirilecek. Sahil yağı ülkelerimizin el birliğiyle hizmet edelim bir sesine geçilecek. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Buralara kadar yoruldunuz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. Gazeteci konuklarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel eserimin gerçekleşmesindeki yardımlarından dolayı. Sayın seyirciler, Refah Partisi lideri Sayın Necmettin Erbakan bugün Ankara'daki gazeteci arkadaşlarımızın konuğu oldu. Sorularıyla özellikle Süleyman Demirel'in, Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in kendilerine hükümet kurma yetkisi verdikten sonra nasıl bir üslup ve usul takınacakları noktasında bize bilgi verdiler. Görülen o ki Sayın Necmettin Erbakan kendi ikna gücüne ve görüşeceği liderlerin sağduyusuna güveniyor. Umarız, dileriz ülkenin içinde bulunduğu bu sorunlardan bir an evvel kurtulacak en güzel hükümeti kurar ve bu sorunlar bir an evvel çözülür. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.